Selamlar herkese. Hançer ben. Kingdoms Reborn macerası. Maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm birazcık agresifleşmeye başladık ve etrafımızdaki minik uluslara sataşmaya başladık arkadaşlar. Bu bölümde aynı şekilde agresif politikamızı sürdüreceğiz ve ordumuzla etrafı yağmalamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir yandan da nüfus tarafında birazcık dengesizlik yaşıyoruz açıkçası. Çok dalgalanan bir nüfusumuz oldu. 30 kişi ölüyor yaşlılıktan, sonra 50 kişi alıyoruz, sonra 60 kişi ölüyor. Böyle bir dengesizlik var. Bakalım bir şekilde bunu da çözeceğimize inanıyorum. Ben birazcık ev yapmak istiyorum. Şöyle bol evlerimiz olsun ki bu problemi ufak tefek çözebilelim arkadaşlar. Da şuraya birkaç tane daha ev koyabilirim. Öyle başlayabiliriz sürecimize. İnternette epey bir araştırmaya çalıştım arkadaşlar. Özellikle savaş olaylarını. Ama ne yazık ki doğru düzgün bir bilgiye ulaşamadım. Ne Wiki'sinde yazıyor, ne öyle bir video var. Kimse savaş süreçleri nasıl işliyor açıkçası bilmiyor. Ve bunu da kendimiz yapa yapa öğreneceğiz gördüğüm kadarıyla. Epey bir hata yapacağız ama sıkıntı yok. Bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Ve ufak uluslara saldırarak bu işe başlayabiliriz bence. Hadi burayı ele geçirdik. Yağmalamayı, yok etmeyi deneyelim. Bakalım haritadan kalkacak mı? Çok kuvvetli bir savunması var. Bir kere de yapabilir miyim emin değilim. 10 asker yapabiliyorum şu anda. Ve elimdeki en kuvvetli orduyla saldırdım. 30 tane milişası var. Yani can açısından, kuvvet açısından daha kuvvetli duruyoruz. Herhalde kazanacağız bu savaşı arkadaşlar. Bunları bırakıyorum. Bu arada adamlarımız ölürse muhtemelen destek birlik ekleyebiliyoruz. Okey, her türlü bunu kazanacağız o zaman. Kendi haline bırakıyorum. Bakalım ne olacak orası. Alabilirsek, dağıtabilirsek şahane olur açıkçası orasını. Onun haricinde kaynaklarımız fena gitmiyor. Birazcık popülasyonu korumamız lazım. Ve bu bölüm aslında iyi paramız birikmiş arkadaşlar. Kart alabiliriz ve upgrade'lere devam edebiliriz. Ve verimliliği arttırabiliriz. Bu arada level atlatabiliyor muyum? Ha, aydınlanma çağına girmemiz gerekiyor. Anlaşıldı. Ne kartlar var, ne kartlar var. Yani bir sürü tarlayla ilgili şey var. Ama bütün tarlaları kapadım arkadaşlar. Verimli yerimiz yok. O yüzden bunları şu anda açmayacağım. Ben şunlardan bol bol satın almak istiyorum. Hem verimliliği arttırıyorlar. Hem de girdileri düşürüyorlar. Tanesi 1600. Bayağı bir param var. Ben bunları epey bir alacağım arkadaşlar. Ve uygun şekilde mevcut yerlerimize yerleştireceğim. Şahane bir yatırım bence bu. Çünkü üretimi katlayan şeyler bunlar. Bir sürü kitap aldım. 6'şar tane aldım. Şöyle upgrade yapa yapa bir yandan da uygun yerlere ekleyelim şeyleri, kitaplarımızı. Elbette kış olduğu için pek anlaşılmıyor nerede ne olduğu, kar yüzünden. O yüzden şöyle sol üstten başlamakta fayda var. Orman tarafında 27, sezon başına 27 mi geliyor? Bunda 60 geliyor. Bunda 56, 42, 94 geliyor sezon başına. İki tane bundan eklersek artmıyor. Ha mesela şeyde artmıyormuş galiba, ağaç üretende. Çünkü gidip ağaçları kesmeleri gerekiyor. Neler dönmüş? 3 kişi hastalıktan ölmüş onun dışında. 88 kişi mi doğmuş? Bu arada savaşı kaybetmişiz arkadaşlar. Neler dönmüş burada ya?
Eritmişler bizi. Neler dönmüş hiçbir fikrim yok. Şeylerimiz komple ölmüş, atlarımız bir anda ve üstünlüğümüz varken sayıları katlanmış. Neden öyle oldu bilmiyorum. 2 dakika bakmadım ve kaos. Birkaç tane Knight'a yetelim bakalım. Ama yetişecek mi? Ordumuz katlı oldu. 2000... Ah, tek atıyorlar. Geri çekiliyorum arkadaşlar. Geri çekiliyorum. 24 çarpı 8 yapıyor galiba. O yüzden efsane damage'ları var. Bunları alabileceğimi zannetmiyorum ya. Dürüst olmam gerekirse. Çünkü ben 10 asker yollayabiliyorum. 24 kişi mi savunuyordu? Galiba alabilecek kuvvetimiz yok şu aşamada. Harcadılar beni. Sadece Knight yapacağım. Evet. Savaş beklediğimizden zor çıktı. Ulaşılamıyor diyor. Neden? Biz kitapları koymaya devam edelim arkadaşlar. Mesela bu meyveci hiçbir şey toplamıyor neredeyse. Enteresan. 3 tane göçmen geldi. Hoş geldiniz. Ha, bunlara koyalım. Koyunculara falan. Üretim 29'muş. Hayda, neden artmıyor bu? Enteresan, çok enteresan. Geçmiş sezonu gösteriyor galiba. Kafa karıştırıcı. Balıkçıya koysak 39 üretiyormuş. Ha. 44 49. Ya yani çok ufak bir etkisi olsa da biraz daha fazla üretti. O zaman bir kişi daha ekleyelim. Buna da ekleyelim. Orası coşsun biraz. Epey bir kitapta koymuşuz aslında. Şöyle bir bakıyorum da her şeyi doldurmuşuz neredeyse. Keşke kitap olmayanları gösteren bir tuş olsa. Her yerde evsizler var arkadaşlar şu anda. Ve bir sürü ev yapmış olmana rağmen popülasyon 300 olmuş. Evler yetişmiyor, dayanmıyor. Buraya koysam artmıyor üretim. Ya da ben bir şeyi atlıyorum. Neyse, mobilyacı yapmışım. Buna koyabilirim. 7 tahta yerine 4 tahta giriyor. Hop, 2 tahta giriyor. Aynı şekilde vodkacıma koyabilirim. Çok güzel, yarıya düşürdüm girdileri. Evet, üretim test fırına koyabilirim. Hop, şahane. Sanırım üretim tesislerinde daha çok etkili oluyor. Aa, burada neden kitap opsiyonu var ki? Arttırıyor ya, burada yazıyor. Okey, buraya yansımıyor sadece. Buraya ekliyorum arkadaşlar, üretim %160'a çıktı. Evet, güzel katkıda bulunduk diyebilirim. Nasıl gidiyor? Of, yetişmiyor. Çok enteresan. Enteresan bir noktadayız şu anda gerçekten. Şöyle göçmen bürosunu birazcık ateşleyelim. Mantar tarlamız oyunda ilk kurduğumuz şeylerden bir tanesi arkadaşlar. O zaman raid yapalım. Agresif şekilde oynamaya devam etmek istiyorum. Çünkü öğrene öğrene. 2400'e raid yap diyor burayı. Burası 1000.
Şu komşumuza dalmaya başlasak mı? 2400 bölge alıyor olabiliriz ya. Deneyelim mi arkadaşlar? Mesela buraya ufak tefek şeyler inşa etmiş. Komşumuz şu anda barışçıl bir ilişkimiz olsa da belki de dalmalıyız. Bakalım bölgeyi bize verecek mi? Saldırdım arkadaşlar. Bakalım ne var karşıda. Okey, burada bir tane milişa var. O kadar. Tek atacağız. Sembolleri geyikmiş. Hoppa, bir şeyler geldi. Reinforced. Asker eklediler. Base'deki adamları mı ekledi acaba? Evet, gördüğünüz gibi boşaldı base'i. Ve base'indeki adamlarla destek olabiliyor sınıra anladığım kadarıyla. Bunları darmadağın edeceğiz muhtemelen. Çok daha kalabalığız biz. Benim okçuma vurabiliyor mu? Onun okçusu vurmuyor mu? 8 şövalye şahane oldu arkadaşlar. Hem canı çok hem 94 vuruyor. Ve şehir merkezinden ne kadar uzaktaysanız o kadar debuff yiyor. Eksi 6 damage şeyi yiyorlar. Böylelikle komşumuza savaş açmış olduk. Bunu da kıracaklar birazdan. Acaba bölgeyi alacak mıyız? Alıyorsak bu binalar bize gelecek mi? Kafamızda soru işaretleri. Birazdan hepsi belli olacak arkadaşlar. Inaccessible. Buraya ulaşamıyorlar enteresan bir şekilde. Peki ulaşmasınlar. Biraz buraya ev yaptım. Buralara ev yapmaya devam edeceğim. Çünkü market var bir tane. Kütüphane de yaptım değil mi? Yes. Şurayı ev mahalle yapabilirim. Mevcut dörtlü sistemimizden çıkıp şu şekilde kuracağım. Ups. Böylelikle boş da ev olsun arkadaşlar. Aldık sayılır savaşı da. Evet, hem marketin bonusu var. Hem de kütüphanenin bonusu var. Şahane. Taşımacımız var mı buralarda? Bir tane koyabiliriz. Taşımacılık altyapımız buraya yetişmiyor henüz. Şuraya tıklarsanız görebiliyorsunuz. Buraya bir tane taşıyıcı da koyabiliriz yakında. Bir tane daha vursak alacağız. Okey, 2500 para geldi. Bölgeyi tabii ki alamadık, öyle bir şey yokmuş. Bir saniye. Ele geçirme şeyi de var, opsiyon da geldi. Bir saniye, her şeyi alabiliyoruz. Galiba savaş ilan ettik şu anda saldırarak. Diplomasiye bakarsak. Eksi 76'ya çıktı bonus. Biz aileyiz diye artı 50 bonus var. Çocukları evlendirdik geçen bölüm galiba. Peki, diplomasiyi çözmeye çalışıyorum. Artık savaşıyoruz arkadaşlar komşumuzla. Ve bölgeleri alabileceğiz. Annex diyor. Yok etmek gibi bir şey yani. Nereye alalım? Tarım açısından böyle güzel yerleri var mı? Önce ona bakacağım. Çok erken mi daldık acaba? Şuralara gitmeye çalışacağım. Alıyorum arkadaşlar şu bölgesini. 1600'e. Bam diye nasıl alabiliyorum elinden? Deniyorum. Saldırmak gerekiyor bir daha. Okey. Raid sadece para getiriyor arkadaşlar. Saldırdım. 9 tane milişası var. Bu milişa nereden geliyor onu da bilmiyorum. Yani ezici bir üstünlüğümüz var. Alabiliyor olmamız lazım bu savaşı. Halen de adam kaybetmedim. Bu şövalyeler şahane. 10 şövalye ile bile dalabilirim. Okçu çok dandik. Okçuya gerek yok. Hem 300 canı var. Hem de atağı 47. Bunun atağı 2 katı, canı 4 katı. Artık full knight yapacağım. Neyse o bölgeyi alıyoruz arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Terzilerimizi de Kaynaklar coştu ya. Şey şu ikinci şey ağacını yaptığım için arkadaşlar upgrade'leri. Kaynaklar şahane oldu. Isınma teknolojilerine devam ediyorum. Böylelikle her tıkladığımda %5 daha az kömür yakacağız. Ve ağaç odun yakacağız evlerimizde. Derken kış geldi.
Nasıl gidiyor? İki depota dolmak üzere burada arkadaşlar. Aa, bu yukarı doğru da genişleyebiliriz aslında. Buralara ev yapasam. Aa, şahane. Yapabilirim. Bir market yapsam oraya bir de. Buralarda kapsama alanımız yok. Muhtemelen marketler için. Evet, buralarda da yok. Ah, hiç market yapmamışım buralara. Üzücü. Geçen bölüm yapmıyor muydum ben? Ha, kütüphane yapmışım bir tane. Market ne yazık ki hepsini kapsayamıyor. Şunların. Peki, şimdilik buraya koyalım arkadaşlar marketi. Fena değil. Kütüphane de var. Birkaç tane de buraya yapabilirim aslında. El verirse vermedi. Evet, sığmıyor oraya. Şöyle yapalım. Biraz dağınık inşa edebilirim aslında. Biraz daha yol çekebiliriz şu şekilde. Güzel. Bu yolları halen yapmamışız. Tarlalarımızın arasında da hiç yol yok. Aslında belki birer boşluk bırakıp yol çeksem bu kadar yavaş yürümelerini engellemiş olabilirdim. Oh, savaşıyorduk. Savaş nasıl gidiyor? Savaşıyorduk. Ölmüşsek çok gülerim. Bakmadım çünkü ne olduğunu görmedim. Ha, almışız. Almışız arkadaşlar. İçindeki bütün binalar da yok olmuş. Bir tane bölge aldık. Hepsine saldırabiliyoruz 4-5K'ya. Yavaş yavaş ilerleyebiliriz gördüğüm kadarıyla. Saldıra saldıra. Ve evlerini falan yok ediyoruz. Kuzeyde zaten sınırlarımıza ulaştık biraz. 6000 tahtam oldu. Çok iyi. Aynen, orduya odaklanabiliriz. Para artı orduya. Yemek fena değil, fena değil. Burayı alamıyoruz çünkü. Burası beni tokatladı. Şu anda popülasyon 308, 52 laborer. Tamamdır. Fena değil. Aynen, saldırmaya devam edelim. Bu arkadaşa buradan nereye gidiyor harita? Bayağı aşağı iniyor. O zaman saldıralım mı arkadaşlar buna? Teker teker şöyle bölgeleri alalım bakalım. Şurası. Devasa bir bölge var burada. 4600. Bu arada yeni asker yapabiliyor muyum? Popülasyonuma oranlaydı. Evet, bir tane daha yapabiliyorum. Yapıştırdım şövalyeyi. Raid atalım bu arada. Biraz para gelsin. 2000 geliyor. Attım raid. Muhtemelen darmadağın edeceğiz. Aynen, katledeceğiz. Evet, askeri gücümüzle ve popülasyonumuzla saldırmaya başladık. Bu arkadaşa indi. Önce parasını alalım, sonra da bölgesini alalım elinden. Diplomasi falan kasmıyorum bunlarla. Haydi inşaatçılar, neredesiniz? Upgrade'ler konusunda da ısıtma teknolojileri son level, onu da yapalım. O yüzden artık çok yakmadığımız için tahta ve
kömür birikmeye başladı arkadaşlar. Aldık. 2400 bereket versin. Ya şimdi bölgesine saldıracağım. Yamultacağım aslında bu arkadaşı ya. 4600'e. Taş varmış bölgede bir sürü. Daldım. 9 Knight 2'de okçumuz var. Fena değil. Yine herhalde otomatik olarak milişası var her bölgenin. Ama katledeceğiz. Aynen. Muhtemelen bu bölüm bitirebiliriz bile bunları. Güzel olur. Sonra devasa bir haritamız var ya. Sonra buna doğru gideriz. En sonunda gemilerle buraya geliriz. Yani bütün haritayı almayacağım muhtemelen arkadaşlar. Çok büyük çünkü bütün harita. Aşırı büyük. Bir kişi hastalıktan ölmüş. Ve yani bu bütün haritayı inşa edebileceğimi zannetmiyorum. O kadar kompleks bir sistemi beceremem muhtemelen. Evet, inşaat yapıyoruz. Sonunda inşaatçılar çalışmaya başladı. Şu evleri yapalım yavaştan. Kışın da hiçbir şey anlayamıyorum, göremiyorum açıkçası. Kil üreten bir tane daha şey mi yapsam buraya? Yapabiliriz aslında. Kil çünkü eksik kalan malzemelerden bir tanesi. Yün de öyle. Yünleri tüketiyoruz. Derileri de tüketiyoruz. Ha. Bakalım. Evet, 400 tane elbisem olmuş, anlaşıldı. Burada arkadaşlar deri ve yünleri hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Belki de koyuncu yapabilirim. Biraz daha. Aynen, yün sadece koyundan geliyor. Koyuncu veriyor mu? Clay pit alacağım bir tane. Taverna. Taverna alalım. Taverna bayağıdır yapmıyorum. Bakalım taverna kapsama alanımız ne alemde? Heh, şuraya bir tane yapabilirim. Lütfen sığ. Yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Çok güzel olurdu. Şu evleri kapsayan bir taverna yapmak istiyorum. Buraya yapalım. Şimdilik kapsama alanları açısından. Göçmenler hoş geldiniz. Buraya bir taverna yaptım. Bir tane daha kil madeni yapacağım arkadaşlar buraya. Çünkü combo. Kil birikmiyor. Tuğlalar coşmuş olmasına rağmen. Hem çünkü çanak çömlek yapıyoruz artık. Evlere. Hem de tuğla yapıyoruz. Level 5. Depolar ne alemde? Okey. Belki depo yapabiliriz. Depolarım da dolmaya başladı. 406 slot var. 343'ü. Dolmuş. Granary doldu mu? Aha, granary dolmuş. Anlaşıldı. Ne var burada? 2000 tane patates var. Bir tane daha vodkacı yapabilirim arkadaşlar. İlaççıyı upgrade'leyelim. Vodkacı varmış zaten 2 tane. Güzel. Kaynaklar şahane gidiyor. İşte yün biraz sıkıntı. O yüzden bir tane koyuncu yapacağım. Sheep Ranch. Buralara tabii ki sığmaz. Buralara yapamam. Yani çok güzel yapmak istemiyorum çünkü
burada işliyorlar şeyleri. Yünleri. Buralarda sığmıyor. Ama biraz uzağa yapmam gerekecek gibi duruyor. Şurası nasıl? Olur, deniz kenarına. Combo. Dördüncü koyun şeyimiz olduğu için bonus geldi. Çok iyi ya. Ya inşa ettikçe bonus gelmesi çok keyifli. Ve savaş bitti herhalde. Aldık mı bölgeyi? Evet, şu bölgeyi de aldık arkadaşlar. Dehşet bir şekilde genişliyoruz şu anda. Ve ben utanmadan buraya da saldırıyorum. Bitireceğim bunları. Bu bölüm. Yani seri 50 bölüm falan sürmeyecek arkadaşlar. Çok uzun olmayacak seri. Ama bütün teknoloji ağacını keşfedeceğiz seri boyunca. 9, 2... Burayı da... Aa, bir saniye. Hop hop hop. Reinforce. Shift'e basmadığım için koymadı adamları. Heh, şimdi koydu. Destek birlik geldi. İki tane de şansı yok. Eriteceğiz. Çok iyi. Askeri bir güce dönüştük arkadaşlar. Şöyle bakınca ne kadar güzel duruyor. Yol sistemi değil mi? Kare kare. Bayılıyorum kare inşa etmeye. Tek kare olmayan yol bütün şehirdeki şurası. Orayı da bitirmediler bana inatla galiba. Ah, demir bitmeye başlamış. Demir yetişmiyor. Peki. Burada değil mi? Bir tane daha Iron Smelter yapacağım. Quest bitti arkadaşlar. 500 tane çanak çömlek geldi. Bir tane kart geldi. Eğer şehre koyarsak %20 daha çok şey getiriyorlarmış. Çanak çömlekçiler. Çok gereksiz bence. Bunu satıyorum. Ya da şuraya koyabiliyor muyum depoma? Geçen bölüm açtık. Evet. Buraya sakladım. Attım cebe. Savaşıyorduk bu arada. Unutmayalım. Aldık. Bir bölgesinde aldık. Bütün binaları yok oluyor arkadaşlar. Kıyamam. Kıyamam. Bir tane atlım ölmüş. Hemen yapalım. İki tane daha yapabiliyorum hatta. Ha, bunları yaptığım için demir bitiyor. Tanesi 133 arkadaşlar. İşlenmiş demir gerektiriyor. Bayağı azaltmışız. Neyse, ben blacksmith yapacağım bir tane her türlü. Çünkü bir taneyle idare ediyoruz çok uzun süredir. Şuraya yapalım yanına. Var mı zaten? Üçüncüyü yaptım. Okey, sıkıntı yok. Biraz da demir işleyelim. Çünkü 15.000 tane demir çıkarmışız. Bu dağdaki demir bitmiyor. 1500 kalmışım, bitiyormuş. Popülasyon ne alemde? Gayet iyi. Şövalyemiz geldiği anda. Yes, agresif saldırılarımıza devam edebiliriz. Burada şey vardı bir de. Casus merkezi vardı. Bakalım bu saldırının geldiğini görebilecek mi casuslar? Çünkü tepelerine bineceğiz. Let's go. Nispeten daha kalabalık. 9 milişe var. Ama çok zayıf arkadaşlar milişeler. Atağı 8 tanesinin. Benimkinin atağı 94. Hiçbir şey değil yani. Eritiyoruz. Çok güzel. Teknoloji tarafında şeyi de fullledim. Isıtma teknolojilerini fullledik arkadaşlar. Şunu açıyorum şimdi. Evler yan yanaysa artı bir gelir getiriyor tanesi gibi bir şey. Ve nispeten yan yana yapıyorum. Ve güzel bir gelir bonusu olacak bu bize. Tamamlandığı takdirde. Bakalım kafalarında yanacak mı evlerin? Yok, bir şey parlamadı. Ama muhtemelen geliyor bonus.
Aynen. Adjacency. Adjacency. Artı 3.7 tanesinden. Çok güzel. 50 tane evim varsa artı 150. Süper bir gelir geldi. Artı 229 geldi. Düzenli olarak. Çok güzel. Burayı da tokatladık. Hey, darmadağın ediyoruz. Çok güzel. Devam. Merkeze doğru geldik arkadaşlar. Saldırmaya devam ediyorum. Bakalım savunabilecek mi bir noktada? Yok bence askeri. Ana merkeze saldırınca belki fazladan kuvvetleri vardır. 173 kişi. Göreceğiz. Hızlı hızlı ilerliyoruz yani. Şu noktada. Burada böyle bir şey varmış burada. Depo. Ben görmemişim. Şunu patlatalım. Doğru düzgün bir depo yapalım oraya. Şuraya. Ama yolu da kesmeyelim ya. Şöyle olsun. Oraya bir meydan falan yaparım ileride dekorasyon gelirse. Aynen. Her şeyi dip dibe yapmayalım biraz. Geçiş noktası yolları olsun. Şöyle yapalım. Evler ne alemde? Çadırlar var. Çok iyi. Bu yolları çekmemiz birazcık uzun sürüyor. Elbet yapacaklar ama. Güzel. 2 kişi hastalıktan ölmüş. 25 kişi yaşlılıktan ölmüş. Nüfus tabi 330'a vurdu. Aldık mı bölgesini? Burayı da aldık. Ve darmadağın ettik arkadaşlar. Üzücü. Şey yapabiliyor muyuz? Vassalize. Diplomaside neler var? Barışçıl şeyler var. Ele geçir desem. Direkt base'ine saldırabiliyor muyum? Bir deneyelim. Biraz zor olabilir ama. Duvarı var. Aa, çok güzel. Arkadaşlar şahane mekanikleri var oyunun. Çünkü teknoloji ağacında az önce görmüştüm. Katapult yapabileceğiz. Ve duvara falan saldırıyor. O yüzden merak etmiştim. Bu ne falan, katapult nereden geliyor demiştim. Hatta bunu anında research edebilirim. Ve... Demek ki base'lerin duvarları var, upgrade'leyebiliyorsun vesaire. Katapult yapabiliyor muyum? 3600 yapamıyorum şu anda full. Gemi de yapabileceğiz. Bu arada. İleriki bölümlerde çözeceğiz bunları. Gerçekten saldırıyoruz ama duvarı kırmamız gerekecek. Ah, 14.000 canı var. Ve biraz dayak yiyeceğim gibi hissediyorum. Bunu yapmaya çalışırken. Çünkü arkaya vuramıyoruz. Çok iyi. Güzel savunmaymış. Üç tane göçmen geldi. Hoş geldiniz. Birkaç adam kaybedeceğim. Evet, şimdi bir tane ölecek adam. Yes. O ölmüşken ben bir tane katapult yapayım. Destek birlik olarak yollamaya çalışayım bakalım. Param yeterse. 3600. Yaptım. O yavaştan geliyor. Geldiği anda. Destek olarak atalım. Şey yaptık bu arada. Çok güzel bir tane daha blacksmith oldu. Ya bir early access'ten bekleyeceğimin çok ötesinde mekanikleri var açıkçası. Oyunun. Yani ben bu combat olayını sevdim. Yani illa orduların koşturup bir şeye vurmasına gerek yok. Bu mekanik çok hoşuma gitti. Bence çok mantıklı böyle bir oyunda. Katapult geldi arkadaşlar. Destek birlik olarak koydum. 300 canı var. Bakalım direkt askere mi vuracak? Öyle olması lazım. Hayır, öyle bir şey olmuyor. Yanlış mı okudum? Ha,
Ha, duvarın defansını umursamıyormuş. 16 armor var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha, bunların defansı yok. O zaman çok vuruyor duvara anlamına geliyor. Aynen 377'yi o vuruyor galiba. Ya da neyse bayağı damage vuruyor demek istiyor. Duvarlara. Katapult bunları da vuruyor o zaman. Biraz daha kırıyoruz arkadaşlar ve ne olacak çok merak ediyorum. Nüfus ne alemde? Fena değil. Fena değil. Her şey takır tukur. Her şey takır tukur. Yün yok. Koyunlar geldi. Heh, burada koyunlar. Şahanesiniz. Nasıl gidiyor? Kırdık. Katapult vuracak mı bunlara? Evet vuruyor. Şahane vuruyor. Bakalım ne olacak bunları aldığımızda. Güzel. Teknolojiyle de şey yapıyorduk arkadaşlar. Mumcuyu yapıyorduk en son. Bunu bitirdim. Arkadaşlar mumcu yapalım. Aa, burada arıcımız var. Aa, mutsuz ediyormuş etrafındaki kıymetli köylerimi. O zaman şöyle koyabilirim. Tier 1 olarak mı geçiyor? Tier 2 mi? Candle. Evet, mum. Bu da evlerde biriktireceğimiz bir eşya. 900 tane elbise olmuş. Vodka da coşmuş. Halen mobilya yetişmiyor ama. Bunu da eklemiş olduk. Güzel. Ordumuz neler yapıyor? Tokatlamışız. Yani iki katı nüfusumuz var. Gayet normal. Bu kadar ezebilmemiz. Ele geçirdin diyor. Ne demek o? Ha. Diğer şey gibi bu aldığımız ufak ulus gibi arkadaşlar komşumuz olan burayı da vessel yaptık. Ve bize vergi veriyorlar çok ufak bir miktarla. Artık ticaret yapabiliyoruz. Zaten yapabiliyoruz ticaret. Diplomasi. Yok etmek gibi bir şey yok o zaman. Ele geçirdik burayı. Diğerinde olduğu gibi yok etme opsiyonu çıkmadı. Peki çıkabiliyorlar mı bizim himayemizden acaba? Yoksa ele mi geçirdik? Arkadaşlık falan da yapabiliyoruz. Bakalım şimdilik böyle dursun. Belki ileride değişik opsiyonlar gelir. Artık bölgelerini alamıyoruz. Halbuki çok güzel bir bölge almışım şurada. Tarım açısından. Topraklarımızı ikiye katladık neredeyse bir bölümde. Bakalım. Şu diğer bölgeleri alamıyorum. Bu arada bu buradan geçiş yapabiliyor mu? Çünkü topraklarını ikiye ayırdım gibi hissediyorum. Şuradan geçemiyorsa. Peki yani işime gelmedi. Ne güzel topraklarını alıyordum tak tak. Şu anda ise şey oldu. Ele geçirmiş oldum onları. Ama yani benim bir parçam gibi oldu ama bağımsız bir şekilde şey yapıyor. Bir şey inşa edebiliyor muyum? Onu da bilmiyorum buraya. Edemiyorum muhtemelen yoksa sınırlar olmazdı. Okey, şimdilik dursun. İlk ulusumuzu ele geçirdik. Olacak bitiyorum başlığı. Beklediğimden kolay oldu. Askerlerimizi şişirmeye devam edelim. Gemi. 800 tahtaya. Bir tane yapalım arkadaşlar. Merak ediyorum nasıl işliyor gemi. Kalanıyla da şövalye yapmaya devam edeceğim.
Ve ne yapıyorduk? Bal mumu mu yapıyorduk? İnşa etmemişlerdir herhalde bu kadar çabuk. Buraya koydum değil mi? Ha, inşa etmişler. Peki yavaştan mum yapıyor. Ben ne yapayım? İki tane şu kitaptan alayım arkadaşlar. Hazır elimin altındayken. Ve 22 bal mumundan 13 mum çıkarken 10 tane giriyor. Yarıya indirdik. ...1500 tane bal mumumuz vardı. Güzel, üretsin o yavaş yavaş. Gemi geldi. Gemi her yere saldıramıyor herhalde, göreceğiz. Her şeyi inşa ettik mi? Etmemişiz ya. Bunlar bug'a mı girdi? Umursamıyor mu? Çünkü 59 kişi boşta şu anda. Bıraktım bakalım. Otomatik bu ana kadar çok iyi idare etti. Belki beyni yanmıştır. Şu anda. Çünkü evet, bir kısmını yapmış. Yapmışlar ya. Yavaş yavaş yapıyorlar galiba. Aynen, yavaş yavaş yapıyorlar. Peki. Şimdi buraya saldırıyoruz arkadaşlar. Yok etmeye çalışacağım. Geçen tokatlandım. Gemiyi koyamıyorum. Evet, sadece karadan saldırabilirsin bunlara diyor. Şöyle bir deneyelim. Bir saniye, daha fazla askerim yok mu benim? 13, 9, 10, 11. Heh, yoldaymış. Şunlar da gelsin. Biraz zor olacak. Alamadık geçen çünkü. Yine alamayabiliriz. Level 6'ya çıkmış bir ev. O kadar çok ürün çıkarıyoruz ki artık mum da çıkıyor. Şu ev olabilir mi? Yes. Bakar mısınız? Şahane ya. Hayalimdeki ev yani. Level 6. Birası var, mobilyası, çanak çömlek, elbisesi var, vodkası var. Daha şeyi koymamış bile. Tier 3'e de geçeceğiz yakında. Tuvalet kağıdı var Tier 3'te. Çikolata, mücevherat, havalı elbiseler, moda, kitaplar. Bakalım. Evet, 5000 ilaç olmuş. Şu anda şahane gidiyoruz arkadaşlar. Çanak çömlek biraz daha üretebiliriz. Ama kil yetmiyor. Peki. Peki. Atlılar gelsin, saldıralım. Hazır. Muhtemelen alamayacağız yine ama bir deneyeceğim. 30 kişi mi? Oha! Sayıları daha da artmış. 24'tü geçen. Çok fazla vuruyorlar arkadaşlar. Yani yukarıda daha kuvvetli gibi gözüküyoruz ama 258 vuruyor. Alabilir miyim? Emin değilim. Alırım herhalde ya. Sayıları hızlı azalıyor. Bir tane şövalyem gitti. Aa, aynen, olmadı. Destek birlik yollarım. Bence alırız burayı. Alırız gibi. Upgrade ağacımıza geri dönelim arkadaşlar. Neler var? Ticari ilişkiler. Ben buna abanıyorum. Daha uygun fiyatlara
Alım satım yapabileceğiz maxlarsak. Aynen alıyoruz gibi. Ama biraz yıpratıyorlar açıkçası. Adam kaybediyoruz aynen. Evet, sadece yaşlıktan ölmüşler. O savaş devam etsin orada. Ben biraz destek birlik yaratayım. Gemimize henüz saldırtamadık. Ama bir noktada yapacağız. Şeyim bitti. Iron Bar bitti arkadaşlar. Aa, çok sıkıntılı. 2 3 tane Blacksmith olmasına rağmen bir tane kitap ekleyeyim ona. Hastalıktan 4 kişi öldü. Tak tak tak. Ah, beynim yandı. Hata yapmışım. Blacksmith araç gereç yapıyor. Şey eritmiyor ki. O yüzden bitiyor. Daha çok bitirici bir hamle yapmışım arkadaşlar. Yanlış hamle hançer. Iron Tool yaptırtıyorum gidip adamlara. Benim yapmam gereken şey Iron Smelter. Ve bir tane var. Okey, benim hatam. Toparlıyoruz şimdi. Ben araç gereç yapmışım. İşte bunu yapmam gerekiyordu. Ve buraya yapmam gerekiyor aslında. Ah, kötü oldu. Kötü oldu. Yer kalmadı. Gerçekten yer kalmadı. Göçmenlik bürolarını kilitliyorum arkadaşlar oradan. Merkezde olmaların hiçbir anlamı yok bunların. Şunu da kilitliyorum şimdilik. Ve bundan yapıyorum. Etrafında ev yok. Evet, combo da geldi. Bu güzel oldu. Muhtemelen demir olayını çözecek o. İki göçmenlik bürosuyla gidelim birazcık. Bakalım nüfus nasıl etkilenecek. Yemek güzel, ucu ucuna yetiyor. Yetiyor. Demir, yün yetmiyor. Deriyi de bitirmişiz. Evet, şeyler patlattı bizi. Çok deri de yok şu anda çünkü avcılık kulübesi yapmıyorum artık. Deri başka nereden gelir ki? Buradan gelmiyor. Domuzdan gelmiyor. Evet, sadece avcılık kulübesinden geliyor. Ama çok avcılık yapmıyoruz açıkçası artık. Çok verimli değil diye düşünüyordum. Bir tane aldım. Sadece bir tane var avcılık kulübemiz koca şeyde oyunda. O zaman yapabiliriz. Ne de olmasın. Buraya bir tane yaptım. Combo. Hatta bir tane daha yapalım. Şöyle her yeri kapsıyoruz, değil mi? Zaten. Evet. Buraya koydum bir tane de. Burada bir şeyler dönmüş arkadaşlar. Şey bitmiş. Kömürlerimiz bitmiş sonunda. Yıllarca hizmet verdiler bize. 25. yıla gelmişiz. Ve sıfır kömür var artık. Demir de bitecek birazdan. Bunlar sıkıntı yaratabilir. Şöyle bir zoom out yaparsam. Kömür buradaydı. Burayı da bitirdik. Bitti değil mi komple? Komple bitti, evet. Kömür kalmadı arkadaşlar. Aa, biraz erken mi bitirdik? Beni ürkütmeye başladı. Yaptığımız bu şeyler. Okey, o zaman patlatıyoruz.
kömür madenlerimizi artık tahta yakıyoruz zaten. Geri adım atıyoruz teknolojide. Acaba petrole vesaire girebilecek miyiz bir noktada? Depo çok uzak diyor. Seni mi kıracağım? Bir depo yapalım buraya. Ve evet, gözüm kömürde olacak arkadaşlar. Şu anda iyi biriktirdik ama madenler gittiği için üzebilir bizi. Şu level 5 ev, yanında da level 6. En güzel evlerden bazıları herhalde arkadaşlar bu. Önünde şeyi var, bakar mısınız sokağa, çok tatlı. Lale bahçesi var önünde. Yanında kütüphane var vesaire. Oh, markete 5 dakika uzakta. Çok iyi pazarlayabilirim bu evi. Arkada biracılar varmış ama olsun, en şahane evlerden bir tanesi muhtemelen. Mahalledeki, ama şu kaldırımları inatla yapmıyorlar, bitirmiyorlar. Neden yapmıyorlar? Taştan kaynaklar var. İnşa etmemişler. Patlatırsam ne oluyor onu? Hiçbir şey olmuyor. Peki, bir bug olabilir. İleride çözeriz. Olmadı komple patlatıp bir daha inşa ettiririm. Beni bozmaz. Güzel. Oh, savaşıyorduk. Komple unuttum. Savaşı aldık. Yok olmuşlar arkadaşlar. Güzel. Demek ki yok oluyorlar. Küçük uluslar. Ve nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama 42 bin paramız olmuş bu bölüm. Lüks eşyalardan büyük bir gelirimiz var. Şurayı aldım. Demir varmış. He heyt. Güzel yayıldık. Buraları alabiliyor muyuz? Buraları alamıyoruz. Ne yazık ki genişlememiz sadece şuraya. Ne yazık ki değil de şuraya kaldı arkadaşlar. Şuradan kuzeye çıkacağız bundan sonra. Ve yanımızdaki komşuyu artık genişleyemiyoruz. Çünkü bir noktada bizim oldu. Ele geçirdik onları. Ver müziği bakalım. ...3000 patatesimiz var. Güzel. Diplomasi şeyini çözmem lazım. Nasıl işlediğini şu arkadaşla. Bu noktadan sonra ne yapmamız gerektiğini. İflas falan mı etti bu? Bütün depoları neden boş? Ha, depo yapmış bir sürü. 700 tane. Ha, deposundaki eşyaları bile görebiliyorum artık. Ha, bir saniye. Neredeyse benim olmuş ya. Ben patlatabiliyor muyum bunları? Aa, patlatabiliyorum. Bir saniye. Neler dönüyor? Komple ya benim olmuş ama benim değil. %100 hüküme sahibim şu anda üstlerine. Her şeyini görebiliyorum, detaylarını. O zaman inşa da edebiliyorum dur ya. Kömür madeni. Okey, şey oldu. Patladım bir şekilde. Bir daha bakacağım. Yedek elim de doldu. Şu göçmenlik binalarını... Şuraya koyalım şimdilik. Biri, bir saniye, biri burada çalışıyor mu? Aa, çalışıyor ya. Daha koymayalım, vazgeçtim. Yine... insani bir yere koyalım. Şurası bomboş duruyor. Güzel ya, meydana. Koydum gitti ikisini de. Aynen, orada takılsınlar, kombolasınlar. Şunlar ne? Level 6. Her yerde level 6. Evler türemeye başladı. İyi, bunlara kaynak sağlayabiliyor olmamız şahane. Ne yapıyorduk? Bina inşa edebiliyor muyum diye bakıyordum komşularıma. Yok, senin bölgenin içinde olmalı diyor. Enteresan bir mekanik arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Yani ele geçirdik. Para veriyorlar. Bütün detaylarını görebiliyorum. Onun geliri falan bana mı geliyor?
Yo, sadece 70 geliyor. Ve her şeyi patlatabiliyorum. Şehir merkezlerini patlatabiliyorum. Deniyorum arkadaşlar. Olmadı. Olmadı, şehir merkezleri patlamadı. Başka ufak bir şey patlatsam? Ne patlatalım? Şuradan bir tane evini patlatayım. Patlatmıyor. Aa, çok değişik. Bug olabilir ya da early access yüzünden olabilir. Ama neyse, bununla barış yaptığımızı düşünebiliriz. Arkadaşlık falan atayım. Ne bileyim. -66 ilişkimiz var. Değişik bir ilişkimiz var. Çocuklarımızı evlendirdik. Arkadaşız ama onları ele geçirdiğim için bir nefret de var. Enteresan bir ilişkimiz var. Okey, yayılacak. Devasa bir alanımız oldu arkadaşlar. Ve ilk ulusumuzu fethettik. Burayı da yok ettik. Demek ki küçük ulusları yok edebileceğiz bundan sonra. Ve bir sonraki hedefimiz elbette şurası olacak. Ve şu bölgeyi alıyorum. Yes. Bir tane de köprü atıyorum. Köprü nasıl yapılıyor? Çözeceğiz şimdi. Şuradan mı atacağım? Keşke yol çekseydim bir tane. Buradan nasıl gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şuradan. Şöyle bir şey yapsam. Düz çekiyor. O yüzden ulaşmamız biraz zor olacak. Böyle. Çapraz olmuyor. Böyle. Hadi. Buradan olmadı köprü. O zaman buradan açmam gerekiyor. Şu nasıl? Yapıştırdım arkadaşlar köprüyü. O zaman birkaç köprü yapalım. Kafalarına göre gitsinler. Derken çok da bir imkanımız yok gördüğüm kadarıyla tarlalar yüzünden. İki tane. Okey, iki tane köprümüz oldu. Ve artık buraya geçiş yapabileceğiz. Ama çok verimsiz oldu. Çünkü buradaki yollardan oraya geçmek için 1 milyon tarla geçmesi gerekiyor karakterlerimizin. Muhtemelen oralara yayılmayacağım. Ama bir sonraki bölüm buraya saldırmakla başlayacağız arkadaşlar. Ve muhtemelen gemimi kullanabileceğim diye düşünüyorum. İlişkimiz -80'miş. Burayı bir tokatlayalım. Ve muhtemelen sol tarafa doğru genişleyeceğim. Burada çok güzel alanlar var arkadaşlar. Yavaş yavaş genişleriz. Popülasyonumuz 376 oldu. 96 kişi boşta. Saçma sapan bir popülasyon oldu. Bunun da yani dikkat etmem gerekiyor. Çok fazla asker yapabiliyorum şu aşamada. Ne yapalım? Katapult mu alalım birkaç tane daha? Çok param var ya. Bir sürü katapult aldım. Yapıştırdım. Bir sonraki bölüm aksiyonla devam edeceğiz arkadaşlar. Research tarafında da o kadar çok research var ki aklım almıyor. Yakında aydınlanma çağına geçeceğiz. İki tane daha evi level 4 yapmam gerekiyor sadece. Gayet iyi. Şarapçılık var. Da şarap ekmedim. Şey diyor. Sınırları korumakla ilgili bir şey açılıyor. Şunu açtım. Bir de gider ayak buna bakalım arkadaşlar. Kale yapabileceğiz. Fort. Şuraya geldi. Ah, yer kalmadı artık. Şunu satalım. Kale. Saldırıyı falan engelliyormuş. Unfortified. Bu bölgelerin hiçbirinin savunması yokmuş. Çok enteresan mekanikler var ya. Bunların hiçbirini anlatmıyor tabii ki. Mesela buraya koysam ne oluyor? Koymama gerek var mı? Bunları zaten ele geçirdim. Mesela buraya mı koysam? Buraya koyalım. Zaten şunla komşu ya. Hiçbir fikrim yok nasıl işleyecek. Şöyle bir kale koydum arkadaşlar. Bam. Geldi. Korumadan gelir geliyor. Upgrade'ledim. Oo. Bir tane daha upgrade'ledim. Wow, şahane bir şey oldu. Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Yakınlardaki bölgelere raid olmasını engelliyormuş. Hani bir saldırıyorduk ya, raid yapıyorduk.
paralarını alıyorduk. Bu da fortified diyor. Şu yandaki bölgelere saldırırsa... Aa, hiçbir fikrim yok. Bence gerekli olmayacak arkadaşlar. Çünkü bu şu ufak şeyi saldıracağını zannetmiyorum. Daha çok multiplayer da var oyunun diyebiliyorum. Orada kullanabileceğiniz sistemlerden bir tanesi. Ama yapmış olduk, en azından görmüş olduk. Belki ileride ufak tefek işimize yarar arkadaşlar. Burada veda ediyorum sizlere. Yine aksiyon dolu bir bölüm devam edecek. Ve genişlemeye devam edeceğiz. Nüfusumuz da 400'e yaklaşmak üzere. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.